Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili öğrenci adayları, değerli ebeveynler, hoş geldiniz. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi asla pes etmediyor. Kariyeri ödüllerle dolu, Amerika'da kurduğu yazılım firmasıyla dünyaya yön veren, asla pes etmeyen, 2009 yılında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü mezunu Can Tutulmazay bugün bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Her şey yolunda bizlerde. Sizler de iyisinizdir umarım. Süper, süper. Çok iyiyiz. Çok güzel her şey. Harikulade. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünden mezun oldunuz Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nde. Öncelikle Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünde okuyan ve mezun olan insanlar ne yapar? Evet, yani bu bölüm aslında böyle bir bölüm. Yani genelde insanların sorguladığı bir bölüm. Aslında şunu yapar, markaların insanlarla doğru bir dilde, tonda buluşup onların hizmet ve ürünlerini doğru şekilde anlatmasını, onlarla iyi bir bağ kurup aslında yatırımlarını daha yükseltmesini ve bunu sürdürülebilir hale getirmeyi sağlar. Harikulade. Peki şu anda Can Bey ne yapar? Halkla İlişkiler ve Reklamcılık'tan mezun oldu. Üniversitede güzel yıllar geçirdi. Sonrasında iş hayatına girişti ve şu anda neler yapıyor acaba? Çok teşekkür ederim. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde kendi reklamcılık ve inovasyon ajansımızı kurduk. Ve bu ajans çok hızlı bir oranda büyüterek, uluslararası müşterilerimizle büyüterek hatta Hollanda ve İngiltere ofislerimizi de açmak üzereyiz. Şu an Amerika'daki birçok noktada hizmet verdiğimiz, çalıştığımız, sizin de bildiğiniz büyük markalar için reklam faaliyetleri üretiyoruz. Bunların içerisinde daha çok teknoloji çözümleri. Yani dijital medyada bir markanın nasıl yer alacağı, ondan sonra nasıl müşterilerle buluşacağı ve buradan nasıl satış yapabileceği ile ilgili önemli çözümler sunuyoruz. Bu çözümler doğrultusunda markalar bunları uygulayarak genel olarak piyasadaki stratejilerini, iletişim tonlarını şekillendirebiliyorlar. Özellikle şu an her şeyin dijitale döndüğü bir dünyada bizim bu dijital expertliğimizi sunuyor olmak onlara inanılmaz bir vizyon ve iş kolu açıyor. Şu an fiziksel olarak sadece bir noktada olan bir markayı belki de tüm Amerika çapına, tüm dünya çapına bizim stratejimiz ve teknolojimizle hızlıca yayabiliyoruz. Bu hale gelmek, bunları düşünebiliyor olmak çok kolay olmasa gerek. Üniversite yılları öncesi ve sonrasında nasıl zorlu süreçlerden geçtiniz? Bu hayalleri kurmak ve bunları hayata dökebilmek pek kolay olmasa gerek gerçekten. Sizlerden biraz o hikayeyi dinlemek isterim açıkçası. Evet, çok teşekkür ederim. Üniversitemiz tamamen bu vizyonu ve benim aslında düşünebilme kurgumu, orada oluşturduğum bağlantılar, ağlar hepsi bir bütün ekosistem olarak düşündüğümüzde çok uygun ve bir platformdu ve benim aslında bu rekabet ortamı içerisinde, tüm dünyadaki rekabet ortamı içerisinde en iyi yaptığım şeylerden biriydi Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nde olmak ve en büyük şansımdı bence. Neden diyecek olursanız inanılmaz güzel, kaliteli bir eğitim içerisinde yer aldım. Hocalarımızla, öğretmenlerimizle çok yakın iletişimler kurarak bilgi paylaşımları gerçekleştirebildik. Kampüsümüz networking yapmaya, yani ileriki hayattaki iş bağlantılarını oluşturmaya için çok uygun bir zemine sahipti. Çok dostçul, friendly ve herkesin yükselmeye çalıştığı bir ortam vardı. Ve üniversitemizden çok güzel başarı hikayeleri çıktı. Bunlardan biri olmak bana da gurur veriyor açıkçası. Bu nedenle üniversitedeki o günlerimizi her zaman çevreme anlatıyorum ve şunu söylüyorum, mutlaka düşünen tüm adaylar Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'ni mümkünse gitsin, ziyaret etsin, o ortamı bir görsünler. Zaten kararları tamamen şekillenecektir o anda diye düşünüyorum. Üniversiteyi okurken aslında şöyle güzel bir durum var, sizler lütfen anlatın, daha iyi biliyorsunuz pek tabii. Çok uluslu bir üniversite. Dünyanın her noktasından farklı farklı öğrenciler geliyor Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'ne. Evet. Siz de şu anda bir dünya vatandaşı oldunuz diyebiliriz aslında. Amerika'da yaşıyorsunuz, işinizi orada devam ettiriyorsunuz. O zamanlar ki kurmuş olduğunuz o network, o arkadaşlık ağı, iş ağı sizin şu anki mevcut işinizde fayda sağladı mı? Evet, çok çok büyük oranda fayda sağladı. Çünkü bu benim reklamcılık alanımda özellikle dijital alanda çok fazla yükselen, güzel şeyler yapan arkadaşlarım oldu. Onlarla sürekli olarak bir arada kalarak, fikirler geliştirerek
birçok ödül kazandık bu süre boyunca. Ondan sonra şunu gördüm. Mesela reklamcılık şunu da gerektiriyor. Aslında bütün Türkiye'nin veya dünyanın dokusunu çok iyi tanıyabilmeyi, onu içgörüyle bir senteze çevirip ona uygun bir fikir geliştirebilmeyi ise gerektiriyor. Bana baktığınızda ben İstanbul'da doğdum, İstanbul'da büyüdüm ve hani Türkiye'yi o boyuttan gören veya dünyayı oradan gören biriydim üniversitemize gelene kadar. Her insan gibi. Kendi alanında doğan büyüyen. Üniversitemize geldiğimde bir Türkiye'yi çok güzel gördüm. Tüm güzellikleriyle, dünyayı tüm güzellikleriyle gördüm. Uluslararası birçok arkadaşım oldu. Ve buradaki uluslararası bağlantıların da yine desteğiyle ve gücüyle inanılmaz yani dünyanın aslında her yerinin bize ait olabileceğini gördüm. Yarışmalara dahil olduk, ödüller aldık dediniz. Onu biraz daha öğrenebilir miyim? Okul içerisinde yapılan yarışmalar mı yoksa uluslararası arenada yapılan yarışmalar mı? Neler oldu, neler yaşadınız? Çok teşekkürler. O zamanlar üniversitemizde, bölümümüzde ikinci sınıf öğrencisiydim sanırım. Baktık böyle Türkiye çapında öncelikle reklamcılık üzerine yarışmalar düzenleniyor. Dedik biz neden katılmıyoruz? Bunun için işte bir hocalarımıza danışalım önce dedik. Yani biz hani çok şeyiz bu konuda. Tabii ki bilgimiz o dönem çok sınırlı ve kısıtlı. Hikmet Hoca ile görüştük. Örlü Hoca ile görüştük. Dediler ki çocuklar siz burada maddi manevi burada bir ne istiyorsanız biz size destek veririz. Siz yeter ki çalışın, odaklanın. Bu yarışmalara katılın dediler. Fikirler geliştirdik, çok güzel sunumlar hazırladık. Tamamen üniversitede öğrendiğimiz o stratejilerle, bilgilerle reklamcılık alanında. İlk yarışmamız Türkiye'de üniversiteler arası reklam yarışmasıydı. Orada bütün üniversitelerden gelen öğrenciler arasında büyük bir derece aldık. Ondan sonra Kıbrıs'tan davet edildik. Gittiğimizde bize turizm ve Kültür Bakanımız o dönemki ödülümüzü verdi. Kürsüye çıktık, bütün gazetelerde haber olduk ve şunu gördük. Yani belki de o bizim için bir patlama anıydı. Dedik ki evet, evet işte yapabiliyoruz, çıkabiliyor ve tamamen sınırları kırdık. Yani artık bizim için bir sınır yok. Ve bundan sonra kendimizle yarışmaya başladık. Önce insanlarla yarışıyorduk, sonrasında kendimizle yarışmaya başladık. Hemen hocalarımızın yanına koştuk. Dedik ki hocam, Örlü hocam, Hikmet hocam bir şeyler biz... Başka uluslararası bir şeyler de başarmak istiyoruz. Yani Türkiye'nin de üstünde bir şeylere çıkmak istiyoruz. Hemen araştırmaya başladık. Bu United Nations'ın o zaman yine öğrenciler arası düzenlediği bir yarışma vardı. Oraya katıldık, oraya başvurumuzu gönderdik. O da çok uluslu bir yarışmaydı. Orada da dereceye girdik. Böyle hala tüylerim diken diken oluyor anlatırken. Çok güzel şeyler, adımlar attık ve bundan sonra vizyonumuz acayip genişledi. Yani üniversiteye geldiğimdeki can, hani ikinci sınıfta artık o can değildi. Başka dünya vatandaşı bir can olmuştu. Hem bir yandan bu kadar başarıyı sağlamaya çalışırken, bir yanda sosyal olabilmek ne kadar kolay ne kadar zor sizlerden dinleyelim. Özellikle bisiklet, özellikle evet, spor dallarında fazlasıyla aktifmişsiniz. Biraz bunlardan başlayalım. Daha sonrasında da üniversite yılları boyunca bildiğim kadarıyla yurtta kalmışsınız. Üniversitenizin sağlamış olduğu yurtta kalmışsınız. Biraz evet, onlara değinelim lütfen. Çok teşekkür ederim. Üniversitemiz bize tamamen bir zihin temizliği sağlıyordu. Yani şunu, hiçbir şey hakkında şeye düşmüyorsunuz, hani worry etmiyorsunuz. Ve kesinlikle o size tüm yapmak istediğiniz alanlarla ilgili huzurlu bir zemin hazırlıyor. Bunlardan en önemlisinden biri de mesela sosyal aktivitelerdi benim için. Ve o benim böyle aslında onları yaparken yaratıcı olmamı sağlayan şeylerden biriydi belki de. Mesela bisiklet turlarımız inanılmaz keyifliydi. Adamızın o doğal yapısıyla bütünleşmiş canlı canlı renkleri, o bisiklet sürerken yüzünüze çarpan rüzgar ve kampüsümüz etrafından başlayıp adanın geneline yayılan o yolculuk ekipçe inanılmaz, unutulmaz. Şu anda canım çekti hocam. Yemin ediyorum şu anda canım çekti. Yani öyle bir anlattınız ki, bir de şimdi pandemi dönemindeyiz ya, daha ziyade onu tam olarak atlatamadık. Öyle bir anlattınız ki şu anda onu yaşadım gerçekten. Çok özlüyoruz. Yani öyle böyle değil. Hani bırakıp yeniden öğrenci olur musunuz deseniz olmak isterim yani. Sosyal etkinlikler çok güzel ama bir yandan da yurtta da bir yaşantı var. Yani 4 sene boyunca yurtta kaldınız. Bunun çok eğlenceli bir tarafı vardır elbet. Evet. Ve şöyle güzel de bir taraf var aslında. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ile merkezi bir noktaya gitmek,
10-15 dakikalık bir zamanı kapsıyor. Bu özellikle metropollerde yaşayan insanlar için bir hayli enteresan, bir hayli farklı bir durum. Ama siz evet. yurtta kalmayı tercih ettiniz. O 4 senelik yurt yaşantısı nasıldı? Sizlerden biraz dinleyelim. Çok teşekkür ederim. Yani yurtlarımız kesinlikle çok güzel ve kaliteliydi ki ben hani biraz böyle kişisel olarak hani konfora açıkçası düşkünümdür. Bu kötü bir şey değil hani. Tabii ki. Herkes böyle olabilir. O benim bütün o konfor ihtiyaçlarımı karşılıyordu. Orada kalmaktan başka bir şey düşünmedim yani. Fazlasıyla keyifli. Fazlasıyla güzel. Peki akademisyenlerle aranızın çok da iyi olduğunu da söylediniz. Sosyal etkinlikler içerisinde onların da dahil olduğunu, onlarla beraber vakit geçirdiğinizi de söylediniz. Elbet sizin için çok değerli akademisyenler vardır. Hayatınıza iz bırakan akademisyenlerden vardır. Evet. Biz de sizler için ufak bir sürpriz planladık aslına bakarsanız. Okulunuz döneminde sizlerle birlikte vaktini paylaşan, bilgisini paylaşan, efendime söyleyeyim, o yeri geldiğinde sizlerle beraber arkadaşlık kuran, yeri geldiğinde hocanız olan, yine evet. çok değerli bir beyefendiyi İnanamıyorum. Burada sizlerle gerçekten. Buluşturmak istiyoruz. Hanımlar, beyler, karşımızda Profesör Doktor Hikmet Seçim. Hikmet Hocam. Can merhaba. Merhabalar hocam. Gözlerim doldu şu an var ya. Hocam nasılsınız? Onu bana soracaksın. Çünkü önce çok çok sevindim ama anlattıklarından sonra inan evet. çok çok heyecanlandım. Bir o kadar da gururlandım. Sağ olun hocam. İyi ki varsın. İyi ki bu noktalara ulaşmışsın. Bizim eski tabirle medarı iktidarımız olmuşsun. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. İletişim fakültemizin nadide mezunlarından, Halk Değişikler Reklamcılık Bölümünün nadide mezunlarından birisi olman hepimiz için gurur vesilesi. Ne kadar teşekkür etsem azdır. Eksik olma. Başarılarının devamını diliyorum. Evet. Can tutulmaz ay. Neler söyleyeceksin? Hikmet Seçim hocamızı yıllar sonrasında gördün belki de. Çok da güzel şeyler de söyledi sizin için. Neler söyleyeceksiniz? Sağ olsun. Öncelikle Hikmet hocamı görmek şu an inanılmaz kalbimi coşturdu. Böyle sevgi taştı ve ellerinden öperim hocamın. Saygılarımı, sonsuz saygılarımı iletirim. Estağfurullah, estağfurullah. İyi ki varsın Can. Çok teşekkürler. Siz de hocam. Ve hem bölümümüz, hem fakültemiz, hem üniversitemiz adına da çok güzel evet. şeyler söyledi. Yine böyle hayatımda unutulmayacak anlardan birini şu an yaşadım. Çok güzel oldu Hikmet hocam. Çok sağ olun. Çok teşekkürler hocam bir kez daha. Katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz sizlere. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşçakalın. Saygılar sunarız hocam. Sağ olun. Ne kadar güzel cümleler, ne kadar güzel anlatımlar. Ya inanılmaz yani bir şeyde çok da hani derler ya o tarif edilemez anlardan biri belki de insanın böyle hani göğsü, duyguları, kalbi coşuyor. O ilk üniversiteye geldiğimiz anları düşünüyorum. Hocalarımızın nasıl bizi sabırla eğittiğini, her sorumuzu cevapladığını. Ve şimdi aslında onlardan aldığımız o çekirdek cevherle birlikte neler yaptığımızı, hocalarımızın tekrardan takdirini alabilmeyi, bize onaylamalarını yaptığımız işleri. Çok çok gurur verici bir şey. Bu arada sizden gelen fotoğraflar da var. Sizler görüyorsunuz, ekran başında olan insanlar, izleyicilerimiz de görüyorlar. Bu herhalde ilk üniversiteye girdiğiniz an. İlk gün çekilen bir fotoğraf galiba. Gün evet. İlk gün fotoğrafı diyelim. Arkadaşlarınızla bir fotoğrafımız var. Burada herhalde yeni oluşumlara başlıyorsunuz. Evet, burası yine o an dediğimiz anlardan biri. Bu sol taraftaki fotoğraf ilk ödül aldığımızın açıklandığı listenin önünde çekilmiş bir fotoğraf. Çok değerli. Evet, sağ tarafta ise o projeye hazırlanırken çekilmiş fotoğraflarımızdan biri yine üniversitemizin kafe alanında çalışmalar sürdürüyorduk. Mesela hem kahvelerimizi içiyorduk hem proje yazıyorduk. Sonra 2009'a geldik. 2009'da biraz daha grubumuz fazlalaştı. Üyelerimiz evet. arttı. Evet, 2009 benim mezun olduğum sene. Yani Haziran-Temmuz'da mezun oldum.
Ondan sonra staj yaptığım yerde yani neredeyse hiçbir böyle yaz tatil falan, mezun olduk hadi gezelim bir şey falan yapamadan Can sen gel dediler. Ondan sonraki o hani çok uluslararası bir kurum. Dünyanın ilk üç büyük ajansından, reklam ajansından bir Dentsu Aegis Network. Dediler ki Türkiye'nin dijital ofisini kuruyoruz. Sen de bu ilk 10 kişi içerisinde yer almak ve Türkiye'deki dijital akımın liderlerinden biri olmak ister misin dediler. Ki benim sağ olun. Staj bilgilerime dayanarak, yani stajda gösterdiğim performansa dayanarak bunu dediler. Tabii ki ben de o performansı üniversiteden aldığımız bilgilerle gösterebildim yani. İlk ödülümüz de 2011'de mi geldi? Evet, çalışmaya başladık düzenli olarak. Ekibimiz büyüyor, müşterilerimiz büyüyor. Türkiye'deki ve dünyadaki büyük markaları edinmeye başlıyoruz. Hı hı. 2011'de Türkiye'nin prestijli, hatta şu an sanırım 20 küsürüncü, 28. verilmesi düşünülen Kristal Elma ödülünde birincilik kazandık ki bu 70 farklı jürinin değerlendirdiği bir ödüldür. Ondan sonra benim için ilk yani inanılmaz patlama anlarından biriydi. Duyunca ben bile fazlasıyla şaşırdım. Yani çünkü gerçekten herhalde sektörünüz açısından en önemli ödül. Öyle değil mi? En önemli. Yani Türkiye'deki en önemli ödül. Son fotoğrafa döndüğümüzde de burada hem çalıştığımız markaları görüyorum ki muhtemelen sadece bu fotoğrafa sığanlardır bunlar. Burada bir şey oluştu. Büyükelçimiz bizi davet etti. Türkiye Büyükelçimiz Amerika'daki ve görüşmek istedi. Oradaki bir davetten fotoğraf. Peki şu anda mevcut Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'ni tercih edecek olan adaylarımıza tavsiyeniz evet. nelerdir? Çünkü bu anlattığınız şeyler gerçekten büyük bir başarı hikayesi. Asla pes etmeyecek olan insanların başarabileceği şeyler. Evet. Bu sene veya önümüzdeki yıllarda da Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'ni düşünecek öğrencilere en önemli tavsiyeleriniz neler olur acaba? Çok teşekkür ederim. Bir kere en önemli şey kesinlikle asla pes etmemek. Hayallerinin peşinde sürekli olarak çalışmak. Tabii ki bu yol üzerinde iniş çıkışlar olabiliyor. Bunlar yolun doğasında var. Uçak bir kere kalktıktan sonra hedefine ulaşacak, arada türbülanslar olabilir. Hiç vazgeçmeyin. İyi bir pilot olun. Uçağınızı güzel sürün. Ve herkes kendini bir marka olarak konumlasın aslında istiyorum. Tamamen siz bir markasınız ve bu dünyadaki algınız, insanlarla olan marka iletişiminiz nasıl olacak? Bunu iyi bir düşünüp markanızı nereye taşımak istiyorsunuz isminizi? Bunu hayal edin. Üniversite adaylarının hepsinin lütfen en azından bir kere düşünürken bütün çerçevedeki üniversitelerini ve geleceklerini üniversitemizin sunduğu imkanları iyi incelemelerini, mümkünse oradaki öğrencilerle konuşmalarını, mezunlarla konuşmalarını ve isterlerse bana da danışabilirler. Ben de gönülden desteklerimi her zaman her sorularını yanıtlamaya çalışırım yeteneğim oldukça. Talep ediyorum çünkü şunu da istiyorum. Yani biz bir şeyler başardık ama bizden daha çok güzel şeyler birilerinin üniversitemizden başarıp çıkmasını istiyorum. Ne kadar bu anlamda da verebileceğim her şeyi gerek üniversitemizin platformunda gerekse buradan gücümüz yettiğince sunmaktan büyük gurur ve onur duyarım. Ne kadar güzel söylediniz. Çok teşekkürler. Peki, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'ni 3 kelimeyle özetlemenizi istesem o 3 kelime neler olurdu? İnovasyon diyebilirim ilk kelime. Bunun içerisinde evet vizyon da var tabii ki inovasyonun içinde yer alan. Kesinlikle çok güzel bir inovatif ve vizyoner bir ortamı var. Müthiş. Bir inovasyon. İnovasyon. Ondan sonra doğa ve barış diyorum. Aslında ikisini bir kelimede toplamak istiyorum. Mükemmel bir doğa var ki bu çok önemli. Daha da önemli artık. Eskisinden olduğundan daha da önemli. Ve barış. Orada tüm öğrencilerin biriyle olan barışı ve huzuru bütün dünyadaki çekişmelerden sizi uzaklaştırıp hedefinize doğru yönlendirecektir. Üçüncüsü olarak da burada kesinlikle diyeceğim şey uzmanlık diyorum. Yani kesinlikle bütün alanlardaki üniversite hocalarımızın ben çok uzman olduğunu gördüm kendi öğrenciliğimde. Çok güzel özetlediniz. Her şeyi çok güzel anlattınız. Bugünkü programda bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Hanımlar, beyler, asla pes etmeyenlerden Can Tutulmazay bizlerle birlikteydi. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sonsuz saygı ve sevgilerimi sunuyorum herkese. Dediğiniz gibi asla asla ve asla pes etmeyin. Çalışın, başaracaksınız. Çok güzel şeyler başaracaksınız. Sevgili asla pes etmeyin. Hoşça kalın.